komple Feyyaz Hocam ayağının tozuyla geldi. Hemen bize katılacak birazdan. Onu bekliyoruz ama o gelene kadar Rea Hocam devre arasında da beraberdik. Evet. İkinci 45'e de şöyle bir toparlayalım. İlk yarıda bizimle olmayanları da düşünerek kısa bir özet. Beşiktaş'ın özeti ne biliyor musun başlık bu gece? Beşiktaş takım performansı, Sergen Yalçın'ın da antrenör olarak performansı neye benziyor biliyor musun? Sergen Yalçın'ın futbol oynadığında sol ayağı gibi. Mükemmel, klas. Sergen Yalçın'ın sol ayağı tarifi neydi? Türkiye'deki en iyi sol ayaklarından biriydi. Yerli oyuncular içinde. Çok klaslı, çok yetenekliydi. Çok yani izleyenlere keyif verirdi. Beşiktaş takımının tarifi ve Sergen Hoca'nın da teknik adamlık performansı kendi sol ayağı gibi çok başarılı, çok kaliteli. Yani Beşiktaş son 12 maçta 10 galibiyet yaptı. 10 galibiyet, 2 mağlubiyet, yalnız beraberlik yok. Bir de son 12 maçta. Şimdi Sergen Yalçın iyi bir lider. Yani lider mesaj verir, oyuncular takip eder futbolda. Şimdi Sergen Yalçın o kriz döneminde takımını ciddi anlamda tutabildi elinde. Bir antrenör olarak oradan elinden kayabilir takım. Ama orada kendi becerisiyle, yeteneğiyle, aynı zamanda liderliğiyle de orada işte futbolculuk, yani kalitesi, liderliği o zaman oynadığı dönem devreye giriyor. Şimdi herkes böyle büyük takımda bu krizi yönetemez. Sergen Yalçın'sanız yönetebilirsiniz. Beşiktaş takımı devre arası da söyledim, kaç haftadır da söylüyorum. Sergen Yalçın geldiğinden beri Ender öne geçti, hiç maçı kaybetmemiş. Ne demek? Bu takım seyircisiz pandemi döneminde 30 bin kişi işte gitmiyor maçlara, değil mi? Yani normal Beşiktaş iç sahada 30 bin kişi oynuyor. Büyük takımlarda neyse herkes tadında o şekilde oynuyor. Ama ısınmasından, hatta seninle konuşmuştuk, ciddiyeti var, sağ içi yüksek konsantrasyonu var, takım olmuşlar, takımdaşlığı çok iyi, oynayan oynamayan hiçbir surat yapmıyor. Giren oyuncu elinden ne geliyorsa fazlasını vererek arkadaşlarını, çıkan arkadaşlarını aratmıyor. Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Beşiktaş'ta çok sağlam bir işbirlikçi, başarılı olmak için ciddi kafa yorulan bir kadro, bir teknik heyet, bir yönetim var. Ve de Beşiktaş takımı tabii ki özellikle oyun formatı Sergen Yalçın'la beraber net bir şekilde belli. Önce oyunu tutmak ve de oyunu tutarken de özellikle o 0-0'lık bölümde rakibe pozisyon vermemek, o kırılma anlarını kendi lehine çevirip ondan sonra da zaten Beşiktaş direkt hücum yapan, baskı yapan, çok topa sahip olmayan, yeri geldiğinde topu rakibine bırakan ama nedir? Topu bıraktığı zaman da çok doğru bir şekilde hücum yapan bir takım. Yani futbolda bir şey var Ender. Yani şimdi Beşiktaş gibi şimdi bu maçta da bir ara hatta pas yüzdelerini seninle konuştuk senin odada, değil mi? Evet. İzlerken. Ya yani Beşiktaş işte Rize Spor'dan birazcık fazla da topa sahip olmuş. Şimdi savunma yapmak futbolda biliyor musun? Suç değil, kalite göstergesidir. Beşiktaş hücumun bir parçası olarak hücum savunması yapıyor. Savunmayı çok dengeli yapıyor, rakibe pozisyon vermiyor. Direkt çıkışlarla da özellikle o ikili üçlü oyunları çok iyi kullanarak gol ve goller buluyor. Bu çok önemli futbolda. Onu söyledik. Yani dikine oynuyor. Dikine oynuyor ama, gevelemiyor. Ama Ender, savunmayı hücumun bir parçası olarak, yani çağdaş oyunlarda Avrupa'da bu vardır. Hücumu, savunmayı en önemli parçaları olarak nasıl kullanılacak? Beşiktaş bunu ülkede en doğru bir şekilde modelleyen, sahaya en iyi şekilde entegre eden bir takım. Peki Feyyaz Hocam, yüzler gidiyor. Feyyaz Hocam yüzdeki o gülümsemeyi görüyorsunuz değil mi? Hocam sana kenar vereyim ben. Teşekkür ederim. 5 maçta 16 gol atmış Beşiktaş. 5 maçta 7 gol 0. Mükemmel bir istatistik. Son 12 maçta 10 galibiyeti var. Böyle bir çıkış, böyle bir, hani bulunduğu yeri düşünelim, sezonun ilk programlarını düşünelim. Böyle bir çıkış, böyle bir yükseliş düşünüyor muydunuz? Nasıl yorumlamak lazım? Sergen Hoca'nın tabii ki hakkını teslim edelim Beşiktaşlı oyuncularında ama bugün geldiğimiz noktada tam anlamıyla hani hızını almış bir Beşiktaş var. Ender, haftalar önceydi burada önümüzdeki 5 maç için puan tahmini yapıyorduk. Evet, Beşiktaş'la ilgili. O arada bir şey maçları vardı, Başakşehir falan. Beşiktaş'a 4-5 puan verilirken ben 10-12 demiştim en az. Evet. Yani orada oradan geliyor zaten. Oradan bu geliyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın bu kartal yükselişleri vardır. Böyle bir dibe doğru gidince birdenbire camia bir kenetlenir.
Hakikaten yıllarca Beşiktaş'ta oynamış biri olarak da bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çoğu zaman da dile getirmişimdir. Beşiktaş taraftarı camiası kötü günlerde bir birleşir, bir omuz omuza verir. Ondan sonra bir hep birlikte bir yola çıkılır. O da bu örnekleri birini yaşıyoruz şu anda Beşiktaş'la ilgili olarak. Çok fazla ben şaşırmıyorum. Şaşırmadığım bir taraf daha Sergen'le daha önce oynamış ve çalışmış olmam. Hocalığını yaptık, birlikte 4 yıl futbol oynadık. Enteresan bir çocuktur. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir ortamda pes etmez. Kavga da etmez ama işine yapmaya devam eder. Söylemleri genelde böyle yapıcıdır kendiyle ilgili. Dobra bir insan mı? Valla Sergen'in ben bir kere yalan söylediğini gördüm Ender. O da kitap okuyorum diye bir şey vardı. Bir kamu spotu vardı, kitap okuyorum. Bir tek orada yalan söylediğini gördüm. Onun dışında çünkü ben Sergen'in kitap okuduğunu görmedim. Yani bülten dışında pek bir şey okuduğunu da zannetmiyorum. Ama onun dışında kesinlikle dobradır, yüzünüze söyler. Hatanızı da, yaptığınız iyi şeyi de, pek iyi şeyleri de söylemez. Pek etrafında şişirmez. Öyle şeyleri de yoktur. İltifatları azdır. Ama hata yaptığın zaman bekle, oradan bir laf gelecek sana Sergen'den. Onun dışında hakikaten çok zeki bir kardeşimizdir. Elindeki malzemeyi iyi kullanmaya çalışır. Bunu futbolculuğunda şöyle görebilirsiniz. Yanındaki arkadaşlarını ne kadar iyi kullandığının farkındaysanız, teknik direktör olarak da elindeki kadroyu ne kadar iyi kullanabileceğini çok net şekilde anlayabilirsiniz. Tabii bu arada Abubakar'ın, Gezal'ın, daha sonradan yani katılanların, sezon başında geç katılanların, işte Rozier'in takıma çok çabuk adapte olması ve bugün özellikle Abubakar'ın gol atmamasına rağmen ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu. Larin'i ondan geçen, konuştuk hocam. Geçen programda Larin'i çok rahatlatıyor. Geçen programda onu söyledik Ender. Yani bazı oyuncular vardır, yanındakileri oynatır. Abubakar'ın yokluğunu Reha kardeşim de orada tespitini yapmıştı. Birlikte söylemiştik. Abubakar gelince yanındakiler de çok rahatlıyor. Daha şimdi, konforlu oyun oynuyorlar, evet, değil mi yani hocam? Evet, yani daha bir ekstra keyifli. Oynuyorlar. Daha yanında, konfor alanları yaratıyor. Yanında, daha iyi performans veriyor yanındaki oyuncular. Yanındaki adam sana bir şey alternatif sunarsa sen işini çok rahat yapıyorsun. İlk golde sağa verdi o sana topu. Deparına attı. O depar çok değerli Ender. Çünkü kaleyi hapsediyorsun. Kaleci çıkıp alamıyor topu. Yetişemedi Abubakar ama arkadan Larin koyduğu ayak içini 1-0. Klasik bir eski Beşiktaş gollerinden sanki bir örnekti. Abubakar'ın bu formu tabii. Abubakar'la Beşiktaş'ın yaptığı güzel şeyler özellikle ofansta. Bunlar hepsi zaman içerisinde biraz zaman aldı tabii. Birdenbire olmadı. Evet, evet. Biraz bekledik, bir kriz yaşandı. İnişleri çıkışları olacak hocam. Sürekli iyi olmak, sürekli yükselişte olmak. 42 hafta bir de kolay bir şey değil şu pandemi şartlarında. Kesinlikle. Tabii bundan sonrası da çok önemli. Çünkü ara yok. Bu kadroyu ne kadar bu şekilde formda tutabileceksin? O da herhalde Sergen'in kafasını çok karıştıracaktır. Bir de pandemiye karşı takımını nasıl koruyacaksın? Yani birçok etken olacak bu sene şampiyonluk yolunda. Çok, çok. Şu anda Beşiktaş sorunları atlatmış gibi gözüküyor. Erken atlatmış gibi gözüküyor. Ama mutlaka diğer takımlarımız da Galatasaray bir krizdeydi, toparlandı. Şimdi yine böyle bir bocalama durumunda ama krizi atlatabilen takımlar bu seneyi, daha doğrusu virüse yakalanmayanlar şampiyon olacak. Şampiyonluk yolunda devam bir edecek. Virüsten geçer diyorsunuz hocam. Peki sevgili Mehmet Yılmaz, Kyle Larin bugün gol krallığı koltuğuna oturdu. 10 golü oldu. Bopenza'nın 9 golü var. 7'sini son 3 haftada attı zaten. Bu Penza da atıyor. Larin de 10 gol yaptı. Bugün gerçekten hani etkileyici bir performans. Larin çok tartışıldı. Erman Hoca bugün yok. Yarın onu hatırlatacağım bunu ama o hep Larin'i böyle arkasında duran bir yaklaşım gösterdi. Sen Larin'i nasıl buluyorsun? Yani ilk 11 oyuncusu olup olmadığı tartışılır Beşiktaş gibi bir takımda ama kadro içinde değerli bir opsiyon değil mi? Bundan sonra çok daha değerli bir opsiyon olacak ama hocalarımın söylediği gibi en önemli nokta şu. Abubakar'ın oynaması Larin'i çok fazlasıyla rahatlatıyor. Çok fazla ekstra işleri yapıyor. Zaten kaliteli oyuncu, bir de bazı pozisyonlar var. Çok arayış içinde. Yani bir santrafor için çok önemlidir aramak sürekli. Hem takım oynatırsın ama golü aramak da çok önemlidir. Özellikle
Rizespor'un savunma hattında yaptığı inanılmaz bireysel hatalar var. Bu bireysel hataları çok fazlasıyla değerlendirdi ki belki 4-5 tane daha da gol yapabilirdi. Çok